Teknofest başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda arkadaşımız Eviran Öztürk bizleri bekliyor. Rekor katılım var demiştik. Zaten arkada da kalabalığı görebiliyoruz. Oradan bilgileri, detayları senden alalım Emirhan. Sanayide dijital teknolojiler yarışmasının Türkiye'nin teknoloji amirisi Uzay Havacılık ve Teknoloji Festivali Teknofest'i 2021. yılındaki 4. Teknofest bugün gerçekleşiyor. Şu anda kameraman arkadaşım Mustafa Daş'la birlikte Atatürk Havalimanı'ndayız. Ve işte şu anda resmi açılışında gerçekleşmesine dakikalar kaldı. Bu yarışmacılar ellerinde Türk bayrakları ve Teknofest bayraklarıyla birlikte burada bulunan sahneye çıkıyorlar. 30 ayrı branşta yarışma gerçekleşiyor ve bu yıl rekor bir kez daha kırıldı Teknofest'te. 200 bin katılımcı ile birlikte bir dünya rekoru Teknofest'te yeniden kırılmış oldu. İnanılmaz bir coşku var. İnanılmaz bir coşku var. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yarışmaya geldik buraya. Özellikle de sunumumuzu yapacağız. Hangi alanda yarışıyorsunuz? İletişim teknolojileri yarışmasında. Akustik kamera yaptık. Onu sunmak için çok bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, herkes de ayrı bir heyecan var. İşte görüyorsunuz bayraklar ellerinde. Hangi branşta yarıştıkları bayraklar da var yine ellerinde. Bahsetmek gerekirse 35 farklı alan, farklı branştan bahsediyoruz. Onların dışında paydaşların, TÜBİTAK'ın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın her bir paydaşın ayrı bir fuarı var ve farklı eserler, farklı tasarımlar, yerli üretimler burada yer alıyor. Alanda yerli üretim uçaklarımız, helikopterlerimiz, silahsız ve insansız hava araçlarımız, onlar da bulunuyor. Sola doğru devam edelim. İşte sola doğru devam edelim. Burada da kalabalıklar sabah saatlerinden itibaren bugün birinci günü 21-25 Eylül tarihlerinde Teknofest Atatürk Havalimanı'nda olacak. Ve işte gökbeyi sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mustafa Taş gösteriyor. Yerli helikopterimiz gökbeyde. Buranın Teknofest'in en çok ilgi gören eserlerinden biri. T625 Gökbey içinde birçok vatandaş buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Efendim, yerli helikopterimizin yanındasınız. Fotoğraf çektirdiniz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye olarak, Türk insanı olarak böyle bir teknolojiye sahip olduğum çok, şu anda çok gururluyum. Hakikaten gurur verici bir tablo. Böyle bir eserleri meydana getirmek, bunları yapmak hakikaten bizim için çok büyük gurur, çok büyük gurur. Başka neler gördünüz Teknofest'te, neleri gezdiniz? Vallahi daha yeni geldik. Geleceğimizde o kadar çok şey var ki hepsini, nasip olursa hepsini gezmeyi düşünüyorum. Uçakları gördük. Türk yıldızlarının gösterisini izledik. Onları hepsini izleyeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Beyefendi de bahsetti az önce de jandarma helikopterlerinin gösterisi vardı burada. Gökyüzüne havalandılar. Çelik kanatlar. Karşılıklı iki helikopterin buraya gelenler zeybek oynayışını izledi sayın seyirciler. Bunu da söyleyelim ve işte karşınızda da yerli helikopterimiz Gökbey var. Sağa doğru kameralarımızı çevirdiğimizde sahneye doğru dönelim tekrardan. İşte yarışmacılar tek tek sahneden geçiyorlar ve resmi açılış aslında gerçekleşmiş oluyor. Dakikalar önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da alana geldi. Onlar da biraz sonra sahneye çıkacaklar ve resmi açılış törenine gerçekleşmiş olacak. Sabah saatler 9'u gösterdiğinde kapılar açıldı Teknofest 2021'de. Ve şunu söyleyebilirim, Atatürk Havalimanı çevresi ve Atatürk Havalimanı'nın içinde adeta yer kalmayacak derecede genç ve katılımcı buradaydı. Yarışmacıların yanı sıra çok sayıda ziyaretçi de buraya geldiler. Şu anda resmi açılış töreni Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sahneye çıkması ve konuşmasıyla birlikte başlamış olacak. Onları da görüntüleyelim. İşte sahneye çıkıyor Selçuk Bayraktar şimdi. Yarışmacılar ve katılımcılar, ziyaretçiler de onları bekliyorlar bu noktada. Biz yine duygularını soralım. Merhabalar. Neler hissediyorsunuz Teknofest'te? Neler gördünüz şimdiye kadar? Duygularınızı alalım. Şu an çok heyecanlıyım. İlk defa geliyorum. Evet. O yüzden kalbim yerinden çıkacakmış gibi. O kadar heyecanlısınız. Siz neler hissediyorsunuz? Bizler finalistik. Evet. Ama ikinci aşamada kazanamadık. Bu sene yarışmacıydınız burada. Evet, yarışmacıydık. Ziyaretçi olarak geldik. 6 gün boyunca buradayız.
Selçuk Bayraktar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı sundu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve Selçuk Bayraktar'ın şu anda konuşması gerçekleşiyor. Açılışta bu şekilde resmi olarak yapılmış oluyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Teknofest'in 4. yılı rekor bir katılımla gerçekleşiyor. 200 bin başvuruyla birlikte bir dünya rekoru daha yine burada kırılmış oldu. 13 bin finalist burada ödüllerini kazanmak için çaba gösterecekler. Birbirleriyle yarışacaklar ve yarışmacılar dan dereceye girenlere de 7 milyon TL'lik bir ödül verilecek. Diliz vermeye başladı. Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıyla birlikte resmi açılışta gerçekleşmiş oluyor. Çeşitli fuarlar tam 5 gün boyunca burada ziyaretçilere sunulacak. Teknoloji hamlesi, Türkiye'nin teknoloji hamlesi Teknofest 2021 4. yılında başlamış oldu diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Yarışmalarımıza başvuran... Evet Emirhan.